Please subscribe. Evet arkadaşlar, bu videomuzda kendimizi 3D bir ortama yerleştireceğiz. Bunun için OBS'i Spot Polygon gerekli. Bunun için Upward Live sitesine giriyoruz. Linkleri videonun altında bulabilirsiniz. Buradan üye olmanız gerekecektir daha sonra arkadaşlar. Şu Dolan Center'a girin. Burada en altta gördüğünüz gibi Spot Polygon var. Burada Exe olanı tıklayın. Zip olan manuel olarak kurulumdur. Exe'ye tıklayın. İndirin. Sayfaya geri gelelim ve bize daha sonra lazım olacak olan Unreal Engine için gerekli olan Live Streaming Toolkit eklentisini indirelim. Ancak bunun için önce üyelik gerekiyor. Buradan Google ile üye ol diyerek Gmail hesabınızı üye olabilirsiniz. Daha sonra bastığınızda program inecektir. Üyelik kaydımı yaptım ve download linkine basarak bana lazım olan eklentiyi bilgisayarıma indiriyorum. Bu arada arkadaşlar, burada fiyat kısmı var ve bununla ilgili bilgi vermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi ücretsiz kullanım için ticari izniniz bulunmuyor. Yani hobi ve kişisel amaçla kullanabilirsiniz. Fakat YouTube üzerinden para kazanmak amaçlı kullanırsanız $100'lık bir lisans ücreti bulunuyor. Şimdi OBS Studio için indirdiğimiz Spot Polygon'u kuralım arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Bir hata verdi. Güvenlik önlemi. Sağ tıklayıp özellikler yapıp engellemeyi kaldıra basıp uygulaya basın. Normalde programda virüs yoktur arkadaşlar. Virüs Total'da tararsanız sadece bir tane sitede çıkmaktadır. Ancak virüsü değildir. Güvenle kurabilirsiniz. İleri ileri diyerek kurulumuzu tamamlıyoruz. Şimdi 3D ortamımızı oluşturmak için Unreal Engine programımızı indirip kuralım. Buradan üye girişi yapmanız gerekiyor. Eğer üye değilseniz sign up linkine tıklayarak direkt e-posta adresinizde veya aşağıdaki sosyal ağlardan birini kullanarak üyelik kaydınızı tamamlayın. Üyeliğiniz varsa sign in linkine bastıktan sonra mail adresiyle üye olduysanız Epic Game kısmından veya üye olduğunuz sosyal ağlarınızdan birine tıklayarak üye girişinin başarılı olduğundan emin olun. Üyeliğiniz programı kurduktan sonra gerekecektir. Download sayfasına girdiğinizde Publishing License ve Creator License olarak iki seçenek görürsünüz. Publishing License ticari kullanım izinde olan lisanstır ve sadece oyun üretirseniz %5 komisyon ödersiniz. YouTube, resim çıktısı, video satışı ve benzeri gibi ticari kullanımlarınız için tamamen ücretsizdir. Bunun aldığı komisyon sadece oyunlar için geçerlidir. Creator License için ticari kullanım izni olmayan, genelde eğitimcilerin kullandığı bir lisans türüdür. Biz Publish License kısmını seçerek download ediyoruz. Programın kurulum dosyasını açtığınızda ileri ileri diyerek kurulumu tamamlıyorsunuz. Ben de kurulu olduğu için şu an tekrar kurulmuyor. Programı açtığınızda sizden üye girişi yapmanızı isteyecek. Üye olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenize giriş yaptıktan sonra karşınıza şu şekilde pencere açılacak. Soldaki mağaza ve kütüphane sadece oyunlarla alakalıdır arkadaşlar. Bunlarla bilginiz yok. Unreal Engine kısmı ise bizim kullanacağımız kısım. Burada Unreal Engine'in mağazası ve kütüphanesi bulunuyor. Kütüphaneye girdiğinizde burada motor sürümlerini görebilirsiniz. Burada eklemek istediğiniz motor sürümünü seçip şu kullanacağımız motor sürümü 4.27.2'dir. Bende kurulu olduğu için çıkmıyor. Onu seçerek yükleye basıyorsunuz ve kurulumun tamamlanmasını bekliyorsunuz. Son olarak az önce indirdiğimiz Unreal Engine Live Streaming Toolkit plugin'ini kuruyoruz. Eğer ilk çalıştırdığınızda hata verirse sağ tıklayıp engellemeyi kaldıra basın. Next next diyerek kurulum işlemlerini tamamlıyoruz. Unreal Engine programımızı açıp kütüphane bölümüne girdikten sonra 4.27.2 olan motor sürümünüzü çalıştırın. Buradan Games kısmını seçip Next deyip Third Person'u seçebilirsiniz. Buraya bir proje ismi vereceğiz arkadaşlar. Ben Virtual Project yazdım. Create Project deyin ve programın açılmasını bekleyelim. Gözlüğün program açıldıktan sonra Edit'ten Plugins kısmına girip Install kısmına girip Upward Live Streaming Toolkit kısmını Enable yapmanız gerekiyor. Bunu az önce nasıl kurduğumuzu anlatmıştık. Upward sitesinden indirmiştik. Daha sonra Edit'ten Proje ayarlarına girerek arama kısmına Post Processing yazın. Bu Enable Alpha yazan kısmı arkadaşlar Allow yapın ve bu işlemden sonra altta çıkan Restart Now butonuna basarak yeniden başlatın.
Biz de şimdi biraz ortam lazım arkadaşlar. Epic Game programımızı tekrar açalım. Unreal Engine'den mağaza kısmına girin. Arama kısmına Broadcast Studio yazın. Enter'a basın. Bu ücretsizdir. Seçip projeye ekleye basın. Yalnız bu eski motorlar için uyumlu olduğu için tüm projeleri göster deyip projenize verdiğiniz ismi seçin. Virtual Project yazmıştık. Buradan 4.26 sürümünü seçip projeye ekle diyoruz. Kurulumdan sonra projemizi açalım. Content kısmına gelin. Burada Broadcast Studio klasörünün gelmiş olduğunu görürsünüz. Buradan Maps, haritalara girin. Showcase'e tıklayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar stüdyomuz açıldı. Burada 3 tane stüdyo var arkadaşlar. Mouse'unuzun sağ tuşuna basarken D tuşuna basarsanız sağa doğru kayarsınız. Gördüğünüz gibi 3 tane stüdyo var. Biz birinci stüdyoyu kullanacağız. Buraya geri dönelim. Burada gereksiz malzemeleri seçerek silin. Bunların hepsi gereksiz. Kameraları ve tüm tabelaları silelim. Buradaki varlıklar gruplu arkadaşlar. Sağ tıklayıp grubunu çözeceğiz. Şöyle göstereyim. Grup kısmından ungroup yapın. Buradaki tüm tabelaları ve sandalyeleri silebiliriz. Evet, ortamımız hazır ve bir sonraki videomuzda çalışmamıza devam edeceğiz.